Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydan Aykanat. Benim özellikle bir Formula 1 meraklısı hatta tutkunu olduğumu birçoğunuz biliyordur. İşte tişörtlerden vesaire bahsettiğim şeylerden sosyal medyadaki paylaşımlarından. Son birkaç haftadır gerçi yazarısına da girdi ama yazarısına girmeden önceki birkaç haftada izleyemesem de farklı sebeplerden hala daha seviyorum. Ve özellikle Formula 1 kanadının bir önemli tarafı var. En başta hem yol araçları için hem de otomobil camiası için de çok önemli bir teknolojik sınırları bizlere gösteren ürünler aslında ya da canavarlar diyebilirim Formül 1 araçları için orada kullanılan teknolojiler daha sonrasında diğer markalar tarafından da kullanılıyor ve yol araçlarında gördüğümüz birçok şey aslında Formül 1'den geliyor. E bu da bir teknolojik gelişme olduğu için dedim ki bu sefer de kameralardan bahsedeyim. Çünkü geçtiğimiz günlerde Formül 1 kanalı kendisi bu özellikle araç üstü kameralarından bahsetti ve teknolojik olarak baktığımızda aracın üzerine ekleyen deşkemden çok daha farklı bir teknoloji olan bu kameralarda ufacık lenslerden o kadar kaliteli, o kadar rüzgara maruz kalıp, işte yağmura vesaire birçok şeye maruz kalıp o kadar görüntü nasıl oluşturuluyor diye ben de burada bir teknik analizle sunmak istedim. Aslında baktığımızda Tabii ki Formula 1 yarışlarını izlerken çok farklı açılardan görüntüler görürüz ve bu gerçekten o sırada anlık olarak iletilmesi, görüntüyü bize çok daha iyi bir şekilde verebiliyor olmaları düşündürücü. Bunları nasıl yapıyor diye merak ediyor olabilirsiniz. Bir Formula 1 aracını karşıdan baktığınızda ya da üstünden baktığınızda aslında burun kısmında iki tane küçük kanatçık var. Öndeki kanadın hemen arkasında bulunan ve bu özellikle bize burun kamerası dediğimiz görüntüyü veriyorlar. Orada hem sol tarafında hem sağ tarafında iki adet daha doğrusu bir bir toplamda iki adet bir kamera var ve o çok güzel görüntü olan hatta Seren abinin anlattığı dönemde kendisi o burun kamerasına geçildiğinde hadi şeyi izleyelim sadece motorun sesini ve yarışın sesini izleyelim diyerek bıraktığı görüntü çok çok önemli bir görüntü. Çünkü burun sürekli hareket hali Elinde olmasına rağmen işte aracın sallanmasından e, körplerden vesaire oradaki denk gelen her şeyden Siz orada gerçekten böyle kapışmayı net bir biçimde Görebilmenizi sağlayan bir kamera var Onun hemen arkasında burnun üstünde aslında birazcık da Kokpit tarafına yakın bir yerde 360 derecelik bir kamera var yani bildiğiniz aslında insta360 lensi gibi bir lens bulunuyor e, Ve onunla beraber yarışta göremiyoruz şu an için yani live dediğimiz canlı yayına da aktarılamıyor ama yarış sonu görüntülerinde işte onları sosyal medyada paylaştıkları görüntülerde ya da işte markaların da bazen paylaştığı durumlarda görebiliyoruz. Ve özellikle çok konuşulan bir geçiş bir kaza durumunda bu 360 derecelik kameralar bizim işimize çok fazla yarıyor. Çünkü bu sefer soldan gelişine nasıl bir dalış yaptığını dönüşü tam aldı mı apeksi kaçırdı mı gibi şeyleri de net bir biçimde görebilmemizi sağlayan bir kamera var. En klasiklerden biri sürücü kamerası ama kask kamerasını kastetmiyorum. 100 facecam dediğimiz kamera. O da özellikle direksiyonun arkasında e, halonun tam altında yer alıyor ve biz e, karşı ters taraftan sanki e, F1 aracına tersten o halonun üzerine oturmuşuz gibi pilotu izleyebildiğimiz bir durum var. Biz bu görüşü genelde nerede görüyoruz? İşte sürücü bir şey sinirlendiğinde işte en hızlı turu attığında ya da yarışı kazandığındaki sevinç anında hemen facecam dediğimiz şeye geçiyor ve oradaki hareketlerden heyecanını vesaire bize net bir biçimde gösterebilen bir yapıda olduğunu da görüyoruz. Bunun yanı sıra en klasik T cam dediğimiz araç üstü kamera. Yani siz direkt bu sefer o üstteki T hatta siyah ve yeşil olması birinci ikinci pilot hikayelerini anlatır diye de söylenir ya. O T camın kendisi aslında bir sistem. Ve orada hem ön tarafına bakan hem arkaya bakan iki adet kamera bulunuyor. Ve bununla beraber aslında F1'in o araç kamerası dediğimiz en klasik görüntüyü görebiliyoruz. Ve bu canlı yayına gelen en kaliteli kameralardan biri. Yan kameralar var. Bunları çok görmesek de aslında o T-cam'in hemen altında araçların sağında solunda yer alan iki kamera bulunuyor. Bunlar da bazen yan açıdan baktığınızda ki yine tabii ki o yan açılardan görmenin de keyfi ayrı bir şekilde bulunan kameralar var. Var. Bir de son dönemde eklendiği söylendi. Ama biz bazı yarışlarda zaten birkaç senedir görüyorduk. Büyük ihtimalle biraz daha entegre edilmiş. Tam arka tarafta yani aslında kanadın altında denebilecek bir yerde de arka görüş kamerası var. Bildiğiniz geri vites kamerası gibi. Ve biz burada da özellikle arkada bir kapışma olduğunda ya da artık arkadan atak gelmeye başladığında, diğere saçıldığında nasıl geçtiğini de arkadan nasıl atak yaptığını görebiliyoruz. Özellikle yanlış hatırlamıyorsam 2021 Abu Dhabi'de de işte Verstappen'de Hamilton'ın kapışması sırasında bu arka kamera fazlasıyla gösterilmişti. Bir de işte en yenilerden biri olan kas kamerası var. Bir de jiroskop teknolojisinden bahsedeceğim ama onu sona bırakacağım. Şimdi en klasikten başlayalım isterseniz. T dediğimiz araç üstü kamerasında dediğim gibi ön ve arkada şey var ve o T cam'in kendisi aynı zamanda bir verici durumunda olduğu için oradan araçtaki telemetri verileri de aynı zamanda pit duvarına gidiyor. Yani aracı anlık olarak oradan takip edebiliyorlar. Araçla alakalı değişiklik varsa bir sıkıntı var mı diye içeriye sorduğunda araç verileri oradan gidiyor. Ama aynı zamanda canlı yayın verileri de direkt oradan aktarılıyor ve bu sayede biz canlı yayın sırasında gördüğümüz o araç üstü kameralarını burada alabiliyoruz. Ama özellikle şimdi bu kameralar için küçük ve zaten hani aracın üstünde etrafında oldukları için bir sıkıntı var. Nedir bu sıkıntı? İşte yağmurlu havada, çamurda toz toprak geldiğinde Kameranın kirlenmesi özellikle t dediğimiz kamera açı olarak da en ideal ve en kaliteli şu andaki kameralar olduğu için oraya özel bir ekipman yapmışlar bir özel polyester film ayarlamışlar film aslında e, nasıl diyeyim billboardlar gibi işliyor yani dijital olanlar değil de e, sizin kağıdı koyduğunuz billboardlar var ya kendi içerisinde döner ya da bir fotoğraf filmi gibi de düşünün. Orada çektikçe döner. Bu hikayeyi orada da yapıyor. Ve böylece kameranın etrafında sarılı olan o polyester cam işte kirlendiğinde özellikle yağmurlu yarışlarda çamur çok geldiğinde kendi içinde dönerek daha temiz bir filmi ön plana çıkartıp temizleniyor ki bunu bazı böyle meraklı ve detaylı kişiler görmüştür. Onun böyle dönerken yukarıdan aşağıya bir sanki cam sille temizliyorlarmış gibi bir temizlik şeyi gelir. Bunun sebebi filmin içeride dönmesi. Bunu birazcık daha geliştireceklerinde tabii ki daha gelişmiş bir versiyonunu aradıklarını söylüyorlar. Çünkü o sonuçta içeride de dönerken bir ufak temizleniyor ama tam temizlenmese bile Bilim 2-3 kere döndükten sonra her türlü Kirli gösterecek anlamına gelebilir onu Temizleme noktasında farklı şeyler deniyorlarmış Bunun yanısına en merak edilen şeylerden biri tabii ki kas kamerası Kas kamerası nasıl çalışıyor Çünkü Kask dediğimiz şey zaten hani o sporcu o kadar hızdan vesaire olası bir kazadan koruyacak bir kask olduğu için içerisine eklenen kamera da tabii ki ufacık bir kamera. Ve özellikle geçtiğimiz yıllarda görüntü çok kötüydü şimdi çok daha iyi ama bazen renk değiştirdiğini yani renklerin kötü olduğunu görüyorsunuz. Bunun sebebine aslında kaskın içerisine yerleştirildiği için pilotların kullandığı vizörden kaynaklı bir renk değişimi oluyor ve bu bize aslında biraz daha gerçekçilik katıyor. Niye? Çünkü pilot o sırada karşıyı nasıl görüyorsa siz de anlık olarak bunu direkt görebiliyorsunuz. Bu çok önemli ve değerli bir şey ki kask kamerasını gerçekten f1 tutkunlarının hepsi seviyor çünkü gerçekten aracın içindeymiş sürüyormuş ve o biz işte uzaktan baktığımızda birçok insan için şey geliyor işte ya araçlar dönüp duruyor pistin etrafında turluyor ne var bunda araçlar zaten çok hızlı çok fazla bir şey yok çok teknolojik falan diyenler var ne kadar zorluk çektiklerini o kas kamerasında anlıyorsunuz. Araç sürekli titriyor, sağı solu kontrol ediyor, direksiyondan farklı farklı ayarlar yapıyor, yolu takip ediyor. Bunun gibi birçok şey işte bir bayrak varsa onu da görmeye çalışıyor dediğimiz her şeyi anlık olarak orada görüyorsunuz. Ve özellikle geçiş sıralarında bu kamera çok daha heyecanlı hale geliyor. Buradaki işte renk değişimlerinin tek sebebi ki diyorlar ki birkaç senede zaten kaliteyi çok ciddi oranla arttırdık ki gerçekten öyle. İşte örneğin sarı bir vizör takanlarda biraz daha görüntü sararıyor. Mavi takarsa biraz daha mavi. İşte siyah takarsa görüntü biraz daha karanlık olması gibi şeyler var. Ama bunu özellikle anlık olarak canlı yayına yetiştirebilmek için şöyle bir sistem çıkarmışlar. Kaskın üzerine bir de alıcı takarlarsa iş değişir. Çünkü bu teknolojilerin şöyle bir yanı var. Biliyorsunuz özellikle ağırlık noktasında da e, birçok marka zaten sıkıntıya giriyor. Her bir gram önemli. Yani Formula 1'e araçlarına takacağınız her bir şeyin oldukça hafif olması lazım ki e, mantıklı olsun. Orada size bir süre kazantırız. Milisaniyelerden bahsediyoruz. E, bu kamera ekipmanları da o, o kadar hafif olmalı ki bir diğer yandan şeyler için ne derler ona takımlar için de o sınırda ya zaten işte sallıyorum 20 kilosu bunlar biz orada nasıl ayarlama yapacağız demesinler diye. Mümkün mertebe küçük ve hafif kullanılıyor. Bu noktada da zaten o ufacık kamera görüntüyü de aktarabilmesi için zaten kaskların içinde bu arada bir şey var. İşlem ünitesi var yani o görüntü işleyen ünite kaskların içinde yer alıyor. Bunu da özel olarak üretilmiş. Hatta Formula 1'deki bütün kask üreticileri F1 ile beraber anlaşma yapıp orada o kamerayı yerleştirebilecekleri özel kaska geçmişler artık o testler bittiği için. Bu açıdan da kameradan gelen görüntüyü anlık aktarabilmek için kaskı aslında pilot oturduğunda belli başlı şeyler için bağlantılar yapılır ya su bağlantısı falan filan gibi. Orada da bir elektronik bağlantı yapılıyor araca ve aracın o üstteki TCAM üzerinden de canlı yayın görüntüsüne kask görüntüsü de gidebiliyor ya da vizör görüntüsü de gidebiliyor. Böyle bir sistem ayarlanmış. Bazı takımlarda ise tuluma entegreymiş. Yani kasktan tuluma bağlanıyor. Tulum Direkt cihaza bağlanarak ya da işte araca bağlanarak görüntü aktarımı sağlandığını söyleyelim. Son dönemde gelişmeye devam eden ve işte canlı yayına vermek için çalıştıkları 360 kamera var. Ama 360 kamera daha yeni bir teknoloji bildiğiniz gibi. Yani birçok insan şu an evet kullanıyor ama o özellikle kullananlar bilir. O 360 derecelik görüntüyü işlemek, o anda o açıyı yakalayabilmek için bir post prodüksiyon işlemi gerekiyor. Bütün Insta 360 kullananların bildiği gibi. Bunda da öyle bir durum olabilmesi için ürünü kendi başına bir ürün yapmışlar ve güç kaynağı da her şeyi de kendi içinde. Diğerlerinde bir birazdan bahsedeceğim gücü araçtan alıyor ama bunda her şey içinde ve araç güç kese de olası bir kırım yani kaza yaşasa da eğer bu sağlam çıkarsa burada hem kaza görüntüleri elinizde oluyor hem de hakemlerin sonradan değerlendirebilecekleri işte sonrasındaki paylaşılan e, videolarda da 360 derecelik o görüntüleri alabilmeniz için şu an için post prodüksiyonda kullandıkları ve kendilerini geliştirdikleri bir nokta. Ama büyük ihtimalle 1-2 sene içerisinde artık yarışta da bu durum olacaktır. Hatta ben birkaç sene içerisinde örneğin Apple'ın ya da diğer markaların VR ve AR gözlükleriyle beraber işte F1 TV aboneliği aldığınızda bunu 360 derece alırsanız örneğin o araçtaki 360 derece kameradan direksiz gidiyormuşsunuz gibi bir şeyi getireceklerini umuyorum ve bence olacaktır bu. O canlı görüntüyü verme teknolojisine eriştiklerinde. Bunun yanı sıra şimdi işin güç kısmı var dediğim gibi. Güç kısmında da aslında tabii ki araçtan gücünü alıyor. Yani o motordan vesaire gelen güçten alıyor. Çok fazla aşırı bir güç tüketmediği için böyle bir durum oluyor. Ama pit'e çekildiğinde mesela pit'te araca özel bir kablo bağlanıyor hem aracın içindeki üniteden bütün görüntüler bir anda F1 yayınına gidiyor ve onlar arasından seçip görüntüleri yapabiliyorlar özellikle replay'de yani tekrar görüntülerinde bazen araç içi kameralardan falan da görürüz. Bunlar o anda görüntüler aktarılmış oluyor. Ama bazı durumlarda da Tabii ki araç o güçten çekildiğinde e, bu sefer araçtan almaya başlıyor. Araç durduysa bir şey olduysa kendi içerisinde bir ünite var. Buna da FIU diyorlar. Nedir bu? Formula One Interface Unit ya da Formula 1 Arayüz Ünitesi ya da birimi dedikleri şöyle bir sarı kutu. Bu da aslında birazcık kara kutusu gibi bir şey oluyor. Çünkü bütün görüntüler canlı yayına dahi bu üniteden geçerek bu birimden geçerek e, gönderiliyor ve bu birimde aynı zamanda depolama olarak saklanıyor. Yani araç işte pite gittiğinde o araç üzerinde kaydedilen bütün görüntülerde dediğim gibi Formula 1'e aktarılmış oluyor. Bu yüzden farklı belgesellerde ya da işte Drive to Survive'de bazen farklı görüntüler görürken bu görüntüler de orada kullanılmış oluyor ya da satılıyor büyük ihtimalle çıkaran Netflix'e. E, bunun yanı sıra eğer araç durursa işte bu ünitenin içerisinde yaklaşık 15-20 dakika görüntü alabilecek bir sistem var. Bunu nerede görürsünüz? Özellikle araç kaza yapmıştır pilot içerisinden çıkmıştır, gücünü kapatmıştır. Araç vinçle çekilirken de bazen araç üstü kamerasından görüntü görürüz. Buna gücü işte FIU sağlıyor ama 20 dakika geçtikten sonra o da biterse araçtan görüntü alımı kesilmiş oluyor. Ta ki önündeki 360 kameranın da görüntüsü tamamen biterse ama onu canlı yayına veremiyorlar. Sonrasında kullanılabiliyor. O yüzden yarışlar sonrasında hep farklı farklı böyle açılarda görüntüler görebiliyoruz. Bunun sebebi bu. Bir de işin teknolojik kısmında mikrofon var. Yani biz özellikle araç içi kameralara falan geçtiğimizde biraz böyle o motor sesini nasıl duyabiliyoruz? Sonuçta ben oraya bir yaka mikrofonuyla girsem ya da kaliteli bir mikrofonla girsem iş şey oluyor ama ne kadar sıcak olduğundan falan da bahsediliyor. Bunun için özel iki adet mikrofon üretmişler. Biri egzoz tarafında egzozun sıcaklığına dayanabilecek sıcaklıkta ses kaydı alabilen biri de Kokpit tarafında motor ve işte şanzımanın falan sesini alacak şekilde ayarlanmış. Bu sesler anlık olarak şeye gidiyor. Canlı yayın odasına gidiyor ki bu bütün canlı yayın sistemi bu arada İngiltere'den yönetiliyor. Yani reji tabii ki bir yarışın yapıldığı yerde de bir reji oluyor ama asıl reji İngiltere'den yönetiyor görüntüleri. Bunu da söyleyeyim sizlere. Buradaki işte egzozdan, motordan gelen sesler orada farklı oranlarda işlenerek karşı tarafa aktarılmış oluyor. Ki örnek veriyorum kask kamerasının da kendi bir kamerası sesi alıcısı varmış, mikrofonu varmış. Bu da özellikle kasktan duyulan sesi aktarabilmek için farklı farklı işlenerek ayarlanıyormuş. Ama özellikle en son SPA'da gördüğünüz bir sistem var. Yani son dönemdeki farklı yarışlarda dikkatinizi çekmiştir. Jiroskop kamera. Bu da Aslında kameraya entegre bir jiroskop ünitesiyle beraber hem görüntü canlı yayına aktarılırken yani işlenirken hem de görüntü kaydı sırasında özellikle pistin zorluğunu karşı tarafa aktarmak. Çünkü gerek F1 oyunlarında gerekse yarışları izlediğinizde işte diyor ki mesela şu anda bir yere tırmanıyor. Mesela orucu tırmanıyor. Oruca karşıdan yaklaşıldığında ne kadar güzel bir virajı olduğu ve dik olduğunu görüyorsunuz. Ama araç yaklaştıkça sanki düz bir zeminde gidiyormuş gibi. Evet biraz böyle yükseldiğini falan anlıyorsunuz ama özellikle eğimlerde mesela o oruca çıkmadan önce aslında biraz araç yatıyor falan gibi durumları orada net bir biçimde göremiyorsunuz. Bu aynı zamanda mesela bizim 8. viraj ünlüdür. O 8. virajın nasıl bir viraj olduğunu anlayamıyorsunuz. Ya da 8. viraja gelmeden yani ilk düzlükten sonra 8'e gelene kadar o 2 3 4 5 gibi virajlarda bizde de yükselti değişiyor. Burada eğer bir araç kullanmadıysanız piste gidip o şeyi yayından anlayamıyorsunuz. Bunu anlayabilmeniz için ise işte jiroskop kamera artık o eğimleri de ve dikey çıkış inişleri de simüle ederek aslında sizin F1 pilotuyla beraber ne kadar zorlu bir yerden gittiğini de oradan nasıl döndüğünü de net bir biçimde anlıyorsunuz. Çünkü zaten Hızı anlamamız orada çok şey değil. Özellikle kas kamerasında fark etmeye başlıyoruz ne kadar hızlı gittiklerini aslında. Dışarıdan baktığında vızır vızır gidiyor gibi. Bunu işte anlayabilmek için bir de böyle bir gyro sistem kullanıyorlar. Gyro cam de diyorlar bunu. Bu ilerleyen dönemlerde birazcık daha geliştirilecekmiş. Şu anda test aşamasında gibi bir şey. Büyük ihtimalle daha sonrasında bu gyro cam ile beraber işte bütün pistlerdeki yükseltileri ve sistemi anlayabilme açısından çok daha iyi olacaktır. Çünkü özellikle e-sporcularla yarışçılar arasındaki farkın da buradan geldiği söyleniyor. Çünkü işte bir G var. Oradaki o yükseklik farklarını, dönüşlerdeki eğimleri falan filan anlayabilmek. Sen oyunda dönersin ama gerçekte orada o eğimi anladığın anda lan burada ne oluyor dersin. Ki işte Red Bull'un yaptığı etkinlikte yarışan arkadaşların ne kadar zorlanabildiğini kendileri de orada gördü. Tabii ki aracın gücü da ayrı bir hikaye ama pistin de kendi karakteristiğini aktarma açısından bu gyroken mükemmel bir teknoloji. Peki ben bunları niye anlayamıyorum? anlattım. Bir o gerçekten yani 300 küsür kilometreyle giden, anlık dönüşler yapan, ciddi G kuvvetleri yiyen bir aracın üstündeki bir kablo vesaire olmadan bu görüntülerin kaydedilmesi, kaliteli bir görüntü olması ve anlık aktarabilmesinin bir teknolojik gelişme açısından önemli olması. Bir diğer yandan buradaki teknolojilerin dediğim gibi hem çekim tarafında sinema kısmına hem de bir diğer yanda farklı kısımlara da CGI olmadan kullanım amacına geliyor. Ama buradan da anladığımız Telefon kameraları küçüldüğünde tabii ki bir SLR kadar çekim yapamıyor diyoruz ama o küçücük kameralarla bu kadar şahane görüntülerde alabileceğimiz anlamına geliyor diyorum ben. Bu yüzden o videoyu görünce merak ettim. Hoşuma gitti. Dinledim. Biraz araştırdım ve bu bilgileri sizlerle paylaşmak istedim. Özellikle F1 meraklıların hoşuna gidecektir. Ama bir diğer yandan böyle görüntülerin diğer sporlara da yayılması noktasında önemli şeyler olabilir. Örneğin futbolda yelek gibi bir şeyle göğüs kamerası planlanıyordu. Hakem kamerası hikayeleri vardı. Bunların hepsi işte bu teknolojilerin kullanılmasıyla farklı yerlerde birçok yerde görebileceğimiz anlamına geliyor diyorum. Sizler de bu kameralar ve bu sistem hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar bölümüne yazmayı unutmayın. Özellikle F1 takip edenlerin favori kamerası hangisi ve neden bunu da yorumlar bölümüne yazsın diyelim. Başka bir R2 Plus videosunda başka bir nedir temalı videomuzda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.